Evet, şu anda yeni örtü bekleniyor. Yeni örtü beklenirken de çatıdan yeni örtüyü yukarıya kaldıracak halatlar, ipler sarkıtılmaya başlandı. Yukarıda eski halıyı tutan, eski örtüyü tutan yerlerdeki ipler gevşetildi. Tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Yeni örtü de çok kısa bir süre içerisinde hareme ulaşacak. Şu an güvenlik güçleri de yavaş yavaş önlemlerini sıklaştırmaya başladılar. Burası Rüknü Şami bölgesi. Hacer-i Esved'den sonraki köşe, Hicri İsmail'in bulunduğu alan. Burada hummalı bir çalışma var. Yukarıdan gördüğünüz gibi ipler sarkıtılıyor. Az sonra işlemleri yavaş yavaş inceleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bu ana tanıklık edeceğiz. Geçmişte de bir önceki videoda bahsettim. Kabe'nin örtüsünü değiştirmek ve Kabe'ye hizmet etmek birçok açıdan üstünlük vesilesiydi. Evet, şu anda koridorda boşaltıldı. Karşı taraf müezzin mahfili, hemen onun altında imamların namaz kıldırdığı yer var. Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved'in olduğu alan, o bölüm boşaltıldı. Zannedersem örtü oradan getirilecek. Şu anda orada gördüğünüz gibi güvenlik güçleri alanı boşalttılar ve tavafı durdular. Evet, gördüğünüz gibi uzaklaştırıyorlar. Kabe'nin öpülüğü tarafına güvenlik güçleri bir set çekmeye başladı. İşleri kolaylaştırma adına. Bir yandan da kısıtlı da olsa tavaf da devam ediyor. Tavaf yapan sayısı son derece az. Dışarıdan çok kısıtlı sayıda insanı metaf alanına alıyorlar. Bu metaf alanına kalanlar da yatsı namazından sonra çıkmayıp kisvenin değiştirilmesini, Kabe'nin örtüsünün değiştirilmesini heyecanla bekleyen meraklı kitle. Bir yandan tavaf yapanlar var. Diğer yandan da tavaflarını tamamlayıp bu töreni bekleyenler var. Gördüğünüz gibi dört parçadan oluşuyor dedik. Dört parça bu köşelerden birbirlerine dikişle tutuşturulmuştu. O dikişler hemen yatsı namazından sonra gelen önce ekipler tarafından yerlerinden ayrıldı ve ilk önce Kabe'nin kapısını kaplayan örtü örtüden ayrıldı, ana örtüden ayrılarak rulo halinde kaldırıldı. Ardından da diğer köşelerde ekipler tek tek kisvenin bu dört parçadan oluşan bölümünü her köşeden ayırarak yeni örtü için hazırlıklarını yaptılar. Evet, yukarıda görüyorsunuz. Yeni örtü yukarıdaki takıldığı alanlardan çıkartılıyor. Orada da kisvenin takılı olduğu alanlar var, yerler var. Yeni örtü de oraya monte edilecek. Daha sonra eski örtü aşağıya indirilecek. Zaman zaman merak edenler olabilir. O eski örtü parçaları zemzemle yıkandıktan sonra belli boyutlarda kesilerek İslam ülkelerine gönderiliyor, liderlere hediye ediliyor. Yine burada bu parçanın bazı kimselere de çok küçük parçalar halinde hediye ediliyor.
İlk videoda da söylemişimdir. Kabe ilk yapıldığında iki kapısı vardı ve kapılar yer seviyesindeydi. Daha sonra Kureyş bu kapıları teke indirdi. Bu kapının hemen karşı simetriğinde bulunan kapıyı kapattı ve kapıyı da yerden yaklaşık 2 metre kadar yükseltti. Daha sonra Abdullah bin Zübeyir Kabe'nin yeni inşa edilmesi sırasında karşı taraftaki kapıyı yeniden açsa da bir sonraki dönemde tekrar kapı eski haline getirilerek kapatılmış ve bugüne kadar bu şeklini korumuştur. Yine Hicri İsmail'in Kabe'nin içerisinden olduğunu biliyoruz. Hicri İsmail'de namaz kılmak aynen Kabe'nin içerisinde namaz kılmak gibi sayılıyor. Evet, gördüğünüz gibi her köşeden ipler aşağıya doğru sarkıtılmıyor, başlanıyor. Yeni örtü içinde hazırlıklar yapılıyor. Daha önce de söyledim, ilk örtünün Hazreti İsmail Aleyhisselam tarafından örtüldü. Daha sonra ikinci örtünün yine Peygamber Efendimiz'in dedelerinden Adnan tarafından örtüldü. Üçüncü örtünün ise Yemen tübbalarından Ebu Kerb adındaki bir zat tarafından örtüldüğü ifade edilmektedir. Dıştan bu dam korkulun kenarlarının demir halkalarla çatıya, şazervan üzerindeki bakır halkalarla tabana tutulan kisve, altın oluk, hacer-i esved, rüklü yema aşağı kısmı ve kapı hizarı yerleri kesiktir. Kapıya ise çok güzel bir şekilde işlenmiş bir bağımsız örtü, kisve örtülmektedir. Az önce de söyledim, o bağımsız olan kapıya örtülen örtü ana örtüden ayrılıp toplanmış ve kaldırılmıştı. Mafi ne var ya? Evet, bir yandan da insanların yürümesini istiyorlar. Ama insanlar da bu ana yakından tanıklık etmek için bu alana birikmiş durumdalar. Evet. Tamam. Evet. Bir görevli kendini bu işe adetti ve özellikle durup da bekleyen insanları yerlerinden yürütmeye çalışıyor. Alanı boşaltmaya çalışıyor. Tamam. Yine. Evet, şöyle biraz geriye geçeyim. Elimde gimbal olunca biraz da dikkati çekiyor. Şöyle geriden hem daha net görüntüde almış oluruz. Evet, tekrar Kabe'nin örtüsüyle bilgileri vermeye çalışırsak parça parça oluyor ama tören biraz uzun sürdüğü için hazırlıklar parçalarda karışabiliyor. Biliyorsunuz bu parça her zaman Haç döneminde değiştiriliyordu, Arafa günü değiştiriliyordu. Ama bu yıl bir Muharrem'e ertelendi, Haç dönemine sonrasına bırakıldı. Bu Kabe'nin kisvesinin değiştirilmesi uygulaması çok eski zamanlara dayanıyor. İslamiyet öncesi dönemlerde
Arap zenginleri, krallar ve halkın eşrafı tarafından yerine getirilen Kabe örtüsünün hazırlanması ve örtülmesi işi, İslamiyet'in gelmesiyle birlikte halifelerin üstlendiği bir görev haline gelmiştir. Tarih boyunca da Yemen'den, Irak'tan, Horasan'dan, İstanbul'dan ve Mısır'dan mahmel adı verilen kervanlarla taşınan örtüler Mekke'ye getirilmiştir. Mahmel kervanları Mekke'ye girerken büyük bir kutlama ile karşılanıyordu. Günümüzde ise toplam 658 metrekare büyüklüğündeki Kabe örtüsü yaklaşık 670 kilo saf ipekten oluşmaktadır. Yine 120 kilo gümüş ve altın bu örtünün yapımında kullanılıyor. Kabe'nin örtüsünü hazırlayan 210 kişilik bir grup var. Bunlar fabrikada bir yıl boyunca yeni örtüyü hazırlamak için harıl harıl çalışıyorlar. Ve yeni örtü hazırlandıktan sonra asılacağı gün ekiplere teslim edilerek Kabe'yi muazzamaya getiriliyor. Evet, yukarıda ekipler hazır. Eski örtü yerlerinden çıkartılmış, tutturulduğu yerlerden çıkartılmış durumda ya da oradaki o örtüyü tutan ipler gevşetilmiş durumda. Yeni örtü parçalar halinde yukarıya doğru çekilecek ve yeni örtü yukarıya çekildikten sonra altından eski örtü aşağıya doğru bırakılacak. İlk dönemlerde kisveler eskiyinceye kadar yenisi takılmıyordu. Son uygulamalarda bu kisve her yıl değiştirilmeye başlandı. İlk dönemlerde daha önceki videoda da aktarmışımdır. Örtü üstüne örtü atılıyordu. Değişik dönemlerde kırmızı, yeşil ve beyazdan oluşan renkler, motifler kullanılıyor. Evet. Burada da bir koridor açıldı. Babüsselam kısmından yeni halı, yeni kisve getirilecek. Burada koridor açıldı. Evet.
Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Herkes dört gözle yeni örtüyü bekliyor. Say alanına geçiş yapılan kapının olduğu bölümde yeni örtü bekleniyor. Törenle de getiriliyor şu anda. Sandukalar içerisinde bir şeyler getiriliyor ama buhurdanlıklar, tütsüler eşliğinde bir şeyler getiriliyor. Yaklaştığı zaman biz de ne olduğunu göreceğiz. Evet, zannedersem bir araba var. Evet. Örtü arabanın arkasında çekildi. Bu arabalar çekici, bu arabaların arkasında bir şeylere bağlı örtü ağır olduğu için. Evet, gördüğünüz gibi arabalar çekici olarak kullanılıyor. Sanduka içerisinde yeni örtü Kabe-i Muazzama'ya doğru getiriliyor. Thank you.
Evet, gördüğünüz gibi örtüler rulolar halinde sarılmış, üstleri kapatılmış bir şekilde Kabe-i Muazzama'ya ulaştırıldı. Brandalarla kaplı yeni örtü brandalarla birlikte alınıp hepsi asılacağı köşeye doğru götürülecek. Bu görüntülere hep birlikte, sizinle birlikte biz de şahitlik ediyoruz. Çok ender görüntülerden bir tanesi. Televizyonlarda izliyorduk veya haçtayken değiştiriliyordu. Bu anlara tanıklık edemiyorduk. Şu an Kabe'nin dört parçadan oluşan parçaları birer birer takılacakları köşeye doğru götürülüyor. Cazip dekho munafik apa ha bana apna camera bana de do Bu tarafa gelin. Hadi gel. Gel. Ahmet çıkıyor. हिस्सा है ये हाँ ये दीवार का तीसरा हिस्सा है, दूसरी दीवार का पूरा चौथा हिस्सा वो देखो
Allah'a emanet olun.